Evet, sakızla tamamlanamayan maçımız var. Dışarıda olsa başka türlü değerlendirilebilecek, bambaşka koşullara doğru gidebilecek, filmler yapılacak, hakkında belgeseller çekilebilecek içeriği, hikayeye sahip. Yani tam anlamıyla bir aslında müthiş bir hikaye bünyesinde barındırıyor. 1930'lu yıllarda Karşıyaka Spor Kulübü bir centilmenlik göstererek Sakız ve Midilli adalarındaki yerel futbol kulüpleriyle bir irtibata geçiyor. İki kulübün yöneticileri ve diyorlar ki biz geçmişten tesis ettiğimiz kültürler arası kardeşliği, dostluğu tesis edebilmek için bir futbol karşılaşması düzenleyelim. Fakat bir problemle, hava muhalefetiyle ve sorunlarla karşılaşılıyor ve maç tamamlanamıyor. Yaklaşık 5-7 sene önce Karşıyaka Kulübü tekrar bu geçmişten kalan kültür dinamiğini futbol, yani tırnak içinde futbol, büyük amaç, spor karşılaşmalarıyla iki grubun bir araya gelmesini, yarım kalan dostluğun tekrar tesis edilmesi için bir hamlede bulunuyorlar. Yani buradan göçen insanların, buradan gidenlerin, gidenlerle ilgili kurulan o bağlantıyı ve tabii ki o dönemde de işte bir tarafta Venizelos, öbür tarafta Atatürk ve bunların birbirleri olan işte dostluk nişanesi olarak gelişen uygulamaların ete kemiğe bürünmüş hali. Yani bir futbol maçı yapıyorsunuz ve o futbol maçında bitirmeden yarıda bırakıyorsunuz ki bu müthiş bir hikaye. 86. dakikada bu maç, o dönem yağmur yağmış, sel, fırtına, maç bitmiş. Biz 2014'te o maçı tekrarlayalım, bitirelim dedik. Ama yine taraftar sahaya girdi. Türk ve Yunan takımları, ne derler, taraftarları sahanın içinde. Yine 86. dakikada yine tamamlayamadık. Ne zamanmış? 11 Mayıs 2014'te Sakız'a gitmiştik. Bu maçı bitirmeye, ama olmadı. Bütün orada taraflar kardeşçe, dostça, arkadaşça sahanın içinde bu maçı bitirmeyelim. Bitersek maç bitmiş olur. Bir daha tekrarlamak için dediler ve maçı tamamlayamadık. Biz bu maça katıldık. Çok enteresandır. Lelapas, Sakız Lelapas takımıyla Karşıyaka Spor Kulübü'nün futbol maçı. 14. dakikada iki farklı spor kulübünün formalarını, formaları transfer ederek, giyerek maçı 14. dakikadan itibaren başlattılar. Amaç burada futbol maçının sembolik oynanmasıydı. Temel amaç iki farklı takımın, iki farklı kulübün ve iki farklı toplumsal yapının eskiden bir arada olan sosyal farklılaşmayla ayrıldıkları ama bir futbol özelinde bir araya geldikleri bir organizasyon tesis edildi. Şimdi düşünebiliyor musun? İki takım maç yapıyor karşılıklı ve iki takımın taraftarı da maçın bitmesini istemiyor. Aynı anda ikisi de sahaya, müthiş bir olay. Dostluk, kardeşlik. Maç yapıldı, marşlar söylendi, flamalar, bayraklar alındı, verildi, tezahüratlar yapıldı. Tekrar Karşıyaka takımı, Lelapas takımını davet etti. Fakat bildiğim kadarıyla davet henüz icabet edilemedi. Araya iktisadi sıkıntılar, pandemi girmesi nedeniyle vesaire. Sadece Türk-Yunan şeyi değil biliyorsunuz, Rusya ile eski Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri böyle birbirlerine zıt, düşman olan cephelerin bile yakınlaşmasında araç işlevi görüyor. Fakat bu araç tek başına yeterli olma imkanı yok. Sports and politics are going together. So sports and especially football is the ideal ground for power in order to promote ideas and give directions. Belki bu spor aracılığıyla, bu futbol futbol belki şey daha görünür olan spor dalı. Belki onun aracılığıyla bu Türk-Yunan dostluğu, yukarıdaki siyasilerin birbirleriyle olan ilişkilerinin sertliğinden mada belki bir kanal açabilir. Şimdi bu dostane yaklaşımlar her zaman çok kolay
karşılık bulmuştur. Çünkü öyle %100 bir husumet söz konusu değil benim görüşüm. Hiç öyle bir sıkıntı olmuyor ve bir araya gelindiğinde yine o eski tohum, eski maya sürdüğü için, tuttuğu için o maya kısa sürede yayılıyor. E tabii ki bir araya gelindiğinde ne yapılacak? Ya oturup bir piknik mi düzenlenecek yani veya bir şenlik mi düzenlenecek? Bunun en iyi yansıması futbol gibi sportif karşılaşmalarla oluyor. It is in our hand to recreate this atmosphere of coexistence through sports and especially through football. Fans, players, I think are ready. A football field can be the field of coexistence, and it could be the medium of be together again, singing together, also teasing the other. It's in the rules of football. Asıl olan şuydu, hem burada hem orada gözlemleyebildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Futbol aslında evrensel kültürde bir spor karşılaşmasının ötesinde hem bir endüstri, hem bir çıkar birliği, hem bir bağlantı kurulabilecek, özellikle gençler açısından içine çekebileceği çok güzel bir malzeme, argüman. O nedenle de Sakız ve İzmir örneği, Karşıyaka Spor Kulübü örneği bir bağlantıydı, bir semboldü. Demek ki olabiliyordu. Benzeri Midilli'de de yaşanmış bir çalışma. Demek ki sporun böyle bir gücü varsa, birleştirebiliyorsa, örneğin gençler bugün Real Madrid'i, Liverpool'u tutabiliyorsa ve onun maçlarını küresel olarak görüntü sistemlerinde izleyebiliyorsa, neden olmasın? Düşmanlık yerine bir arada olmayı, kardeşlik, dostluk ve barış için bir harç olabilir. Futbol evrensel bir spor ve en çok izlenilen bir spor kalemi olduğuna göre bunun bir barışçıl harç olabilmesi için de iyi bir malzeme olabilir. Yeter ki kullanılabilsin. Yeter ki hükümetler ve spor kulüpleri bunu bir araya getirecek, malzeme yapabilecek atmosferi hazırlayabilsinler. Sanıyorum spor kulüpleri bunlar için canı gönülden hazır olacaklardır. Karşıyaka kulübünün hazır olduğunu bilmek durumundayım. Onun için neden olmasın? I think that people of Greek football teams like Apollo of Izmir and Panionios are ready to create again a strong relations with the people of football clubs of Izmir, like Altai, Göztepe, Karsiyaka, etc. I think the ground is ready. It would be something very unique and something symbolic, I would say, a century after this tremendous turning point that happened. I'm very optimistic. I believe in the power of football. I know the mentality of its people, Turks and Greeks. They are ready to reconnect through sports. And football is the key sport, I would say. Let's get back to this atmosphere of the football fields of Izmir before 1922, where people from various nationalities and various religions could coexist in these fields, and to find again the true magic of football.